Sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen kadınları ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. İleri yaş gebeliklerini ve ileri yaştaki kadınlarda üreme sağlığında gelişebilecek problemleri ve tüp bebek tedavisinin başarısını ele alacağız. Bu konuda bize kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Numan Bayazıt bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, eğer siz de çocuk sahibi olmak e, istiyorsanız ya da bazı denemelerinize rağmen bir türlü arzu ettiğiniz bebeğe kavuşamadıysanız ya da e, tüp bebek denemeleriniz başarısızlıkla sonuçlandıysa lütfen bu bölümümüzü dikkatle dinleyin. Sorularınız da olabilir. iletişim bilgilerimiz de ekranlarımıza geliyor. Konumuz odak olarak ileri yaştaki kadınlar, üreme sağlığı ve tüp bebek. Evet. Şimdi tabii ki ileri yaş e, herkese göre değişebilir. Evet. Ama kadın sağlığı, üreme sağlığı söz konusu olunca ileri yaşın tanımı çok aşağı çekiliyor. Evet. E, evet. Siz evet. kadın evet. hastalıkları evet. doğum ve tüp bebek uzmanları açısından bir kadında anne olabilmek açısından ileri yaş dediğiniz, sınır dediğiniz yaş hangisidir? E, i̇leri yaşlı sınırı ayırarak söylemek isterim. E, i̇leri yaş dediğimiz zaman biz özellikle 42'nin sonrasını kastediyoruz. E, böyle kastediyoruz çünkü hakikaten şu anda bizim pratiğimizdeki bize başvuran kadınların önemli bir kısmı zaten 40-41-42 yaşlarında veya 38'den sonra. E, fakat doğurganlığın iyice azaldığı, tüp bebekle de gebelik elde etme ihtimalinin de azaldığı o sınır yaş dediğiniz e, çizgiyi çekmek o kadar kolay bir şey değil aslında e, 44'ten sonra çok zorlaşıyor bunu kabul etmek lazım ama sınırı koyarken kişiye bakmak lazım e, diyelim ki işte yumurtalık sayısı hala iyi e, yeni evlenmiş çok fazla Türk bebek denemeleri olmamış 45-46 yaşında kadına biz artık bu sınır sen deneme diyebilir miyiz dememeliyiz zaten. Yani böyle bir hakkımız yok. Hatta böyle bir durumu varsa cesaretlendirebiliriz de. Onun için öyle bir sınır koymayacağız ama adet gördüğü müddetçe mantık ölçülerinde de uygunsa denenebilir diyeceğiz. Peki denenebilir ama. Tabii ki denemelerin yani tüp bebeğin başarısının yaşla birlikte olumsuz etkilendiği de herhalde gerçek. bilimsel bir gerçek. Tabii. Yaş tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor? Ne yönde etkiliyor? E, tabii çok etkiliyor. E, etkilemesinin sebebi de kadınların yaşla birlikte yumurta sayısının hem azalması hem de bu az sayıda olan yumurtanın kalitesinin de bozulması. Dolayısıyla sizin laboratuvarda Gebelik yapacak kaliteli bir embriyo oluşturma ihtimaliniz yaşla birlikte gittikçe azalıyor. E, bu yaşlar genellikle 42'den sonraki yaşlar oluyor ama kadından kadına da çok çeşitlilik gösterdiğini de kabul etmemiz lazım. Yani aynı yaşta olup 40, 41, 42 yumurta sayısı çok farklı olan kadınlar da olabiliyor. Biz mesela genç yaşta yumurta sayısı azalmış kadınlardan çok kötü sonuçlar almıyoruz. Onlardan iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü az da olsa kaliteli bir yumurtayla gebelik elde ediyorsunuz. Evet. Ama hem sayı iyice azalıp hem de yaş ileri olduğunda kalitede düştüğü zaman işte o zaman işlerimiz zorlaşıyor. Biraz evet. önce dediniz ki o ilgimi çekti. Aslında aynı yaşta olup da. Yumurta sayısı ve yumurta kalitesi çok farklı olan kadınlar da var dediniz. Evet, tabii. Zaten o zaman hani tüp bebek tedavisini kişiye özel olarak planlıyorsunuz, Kesinlikle. değil mi burada? Kesinlikle, tabii. Kişiye özel olarak düşünmek zorundayız o evet. tedaviyi. Ona göre stratejiler oluşturmak zorundayız. Hı hı. Baştan konuşurken ona göre konuşmamız gerekir. İşte senin durumun bu. Hı hı. Olası şeyler bunlar, bunlar. Bu durumda böyle bir strateji senin için daha doğru olur falan gibi. İsterseniz o zaman gelin o noktadan sohbeti biraz derinleştirelim. Evet. Mesela e, dediniz ki karşınıza bir kadın geldi, İleri yaş gebeliği ya da ileri yaşta tüp bebek için başvuran bir e, kişi. E, ne tür yöntemler var böyle kadınlarda tüp bebekte başarıyı arttırmak için günümüzde? Şimdi bunların tabii en popüler olanları şu anda bildiğiniz gibi PRP hı hı. ve kapsamlı kromozom analizi. PRP dediğimiz yöntem, bunların detayına girmeden aslında ben şunu söylemek isterim. Aslında bu yöntemlerden farklı olarak bizim ileri yaşta zayıf yumurtalı kadınlara yaklaşımımız değişti. Yani onlardan yumurta toplama sıklığımız, takip etme şeklimiz, işte embriyoları oluşturup kullanma şeklimiz vesaire falan bunlar çok değişti. Aslında hepsini de anlatmak lazım herhalde. PRP dediğimiz yöntem artık biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. E, plazmadan plazma, e, kadından aldığımız kanı Hı. trombositten zengin bir hale getirip e, bunu kadının gene kendi yumurtalıkları içerisine e, enjekte etmek suretiyle orada e, potansiyel bir takım yumurtaları harekete geçirmek üzere kullanılan bir yöntem. Yani e, İyi sonuçlar alındığını gösteren çalışmalar var. Bizim de vakalarımız oluyor. Ama şu anda e, oturmuş herkese tavsiye edebileceğimiz, herkese faydası olabileceğini söyleyeceğimiz bir yöntem değil açıkçası. Hı -hı. Aslında aynı şey kapsamlı kromozom analizi için de geçerli. E, baktığınız zaman çok uygun. İşte madem ileri yaşta gebe kalamama sebebimiz embriyonun genetik olarak yapısının bozuk olması ise o zaman biz bunu tahlil ederek e, gebelik ihtimalini arttırabiliriz gibi gözükse de o da yumurta sayısı az olduğu için aslında olayın seyrini değiştiriyor gebelik ve canlı doğum ihtimalini arttırmaktan ziyade daha çabuk gebek alma gebe kalırsan düşürmeme gebek kalırsan sağlıklı bebek doğurma gibi ihtimalleri arttıran bir şey bizim Özellikle bu e, i̇leri yaşta az yumurtası olan kadınlarda şu anda e, çalışma şeklimiz değişti daha çok. Hı, mesela? Yani şöyle ki şimdi eskiden beri çok klasik olarak işte kadının tüp bebeğine ne zaman başlanır? Adet başında başlanır. İşte 15 Hı. günde yumurtalar toplanır. E, ondan sonra bir başarı sağlanamazsa bir veya iki ay dinlenilir. Sonra bir daha başlanır falan gibi bir şekil vardı. O her bir başlamada işte yumurta uygun mudur, değil midir, kist var mıdır, yok mudur falan gibi bakılırdı. Şimdi bizim bu çalışma çerçevesindeki davranışlarımızda ciddi değişiklikler oldu. Bunun sebebi aslında daha çok çeşitli kanserlere yakalanan ve o süre içerisinde, çok kısa süre içerisinde yumurta toplatıp saklatmak zorunda kalan kadınların Adetinin herhangi bir döneminde tedavilerine başlayarak biz bu tedavilerin o dönemlerde de yapılabileceğini gördük. Bu ileri yaşlı kadınlarda da zaman çok önemli olduğu için, geçen zamanın hem kendi yumurta kalitesi açısından hem de kadın için çok önemli olduğu için yumurta çatladıktan sonra yumurta toplama veya yumurtayı topladıktan hemen sonra yumurta toplama bu buna double stimülasyon, çifte stimülasyon da deniyor gibi yaklaşımlar. Bu yaklaşımların mecburen embriyoların dondurulmasını gerektirmesi ama bu aynı zamanda bir havuz fikrini de ortaya çıkardı ve bu yumurtaların, embriyoların biriktirilerek gebelik şanslarının arttırılması gibi aslında onların sonuç almalarını kolaylaştıracak bir takım e, tıbbi gelişmeler oldu. Peki şimdi geçmişle kıyasladığımızda e, ileri yaştaki özellikle kadınları konuştuğumuz için hem e, tüp bebek yöntemine yaklaşım, kadında evet. yumurtaların toplanmasından başlayan yaklaşım hem tedaviye yaklaşımdaki bu anlattığınız farklılaşma. Başarı oranlarını ne ölçüde e, değiştirdi? Önemli ölçüde değiştirdi. Çünkü daha sağlam adımlar atılarak gidiliyor. Ee, sizin oluşturduğunuz embriyo sayısı çoğaldıkça e, gebelik elde etme ihtimaliniz çoğalıyor. Kadının aldığı negatif sonuçlar azaldıkça onların cesareti artıyor. E, ve tedavide kopukluklar ortadan kalkmış oluyor. E, sonuç olarak aslında laboratuvarlarımızda da çok ciddi gelişmeler oldu tabii son 5-10 sene içerisinde. Hı hı. Yani biz laboratuvara daha çok güvenince o kadının yumurtası ile ilgili laboratuvarda da daha uzun süreli işlemleri güvenle yapabilir hale geldik. Bütün bunlar aslında herkese daha rahat çalışma ortamı, daha işte pozitif motivasyon hem size hem kişiye, herkese yaratıyor. Şimdi sohbetimizin son 5 dakikası içindeyiz. Evet. Şimdi ileri yaş gebeliklerini, tedaviye yaklaşımı, tüp bebek tedavisine Süreci e, anlattığınız özetle çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ileri yaşta e, evlenmiş olan kişilerin bazıları e, hemen de bir çocuk sahibi olmak isteyemeyebiliyorlar. Evet. Evliliğimiz otursun biraz para biriktirelim. Evet. E, biraz daha kariyer olsun birbirimize alışalım. Zaman yine geçiyor. Şimdi böyle bir durumda bir de hiç evlenmemiş... Bekar kadınlar da var ileri evet, yatsınlarına evet, gelen. Evet. Böyle durumlarda yumurta dondurma seçeneği böyle vakalar var. için bahsediliyor. Biraz bize yumurta dondurma yönteminden de bahseder misiniz? Tabii tabii. Şimdi yumurta dondurma yöntemi evet. aslında herkes için çok önemli hale geldi. Bunun sebebi de şu yumurta dondurma yöntemi çok gelişti. Eskisi gibi değil. Teknikler değişti ve sonuç alma olasılıkları çok arttı. Aslında burada söylediğiniz o iki grubu ayırmak lazım. Ee, evlenmeyen ya da evliliği geciktiren dolayısıyla henüz bir eşi olmayan evet. kadınlarla yaşı ileri evlendi ama çocuğu biraz ertelemek istiyor. Kadınları ayırarak konuşabiliriz. Tamam. Çünkü bir tanesinde ortada sperm var bir tanesinde yok. Şimdi e, evlenmemiş hayat arkadaşını henüz bulamamış. Ondan sonra kadınların aslında yumurtalarını dondurarak saklama gibi bir şansları var. Bunu yapabilirler. Bunu ciddi olarak düşünmeleri lazım. Ama onların şu anda yaptıkları genel hata bu işi çok ertelemek. Hmm. Genellikle böyle o bizim bahsettiğimiz ileri yaş yumurta sayısı azaldı, kalite azaldı dönemine kadar bekleyip başvuruyorlar. Hmm. Ki bu baş söylediğimiz yaşlar kırklı evet. yaşlar olmuş oluyor. Evet. Onların özellikle aslında 37'den önce başvurmaları lazım. Hı. Bu mesaj güzel oldu tabii, 37'den çok, önce. Çok zor bir şey değil. 15 evet. günlük bir şey. Yani Hı. adet başında başlıyor. 10 günde yumurta büyünüyor. 12. günde toplanıyor. Hiç zor bir şey değil. Hı. Çok büyük yan etkileri olan bir şey değil. Çok masraflı bir şey değil. En azından onun e, hayatın kalan kısmında vereceği psikolojik rahatlık bile önemli bir şey. Tabii Bunun, çünkü... Ama tabii ülkemizde bu yasalara bağlı. Nasıl? Yani herkesin de toplayamıyorsun. Yani toplayıp bunu saklayabilmen için hı hı. işte e, yumurta sayısının azalmaya başlamış olması, ailede erken menopoz gibi bir öykünün olması veya işte kanser tedavisi gibi ciddi bir tedavi görecek olması gibi bir takım kriterlerin olması gerekiyor. Hı hı. Bunu bilerek... Ondan sonra ama böyle bir imkanın da olduğunu bilerek. Ama en azından tabii. doktorlarına gözüküp jinekologlarına e, durumlarını paylaşabilirler. Aynen çok önemli. Neden? Şimdi biz artık kadın doğumcular olarak eskiden kadının yumurtasına normal muayeneye gelene nasıl bakıyorduk? İşte kisti var mı yok mu falan. Şimdi öyle değil. Acaba ne kadar yumurtası var? Yani. Evli mi değil mi? Çocuk istiyor mu? Var mı? İleride mi düşünüyor? Ne düşünüyor? Bunlara göre o bilgiyi de veriyoruz aslında. Şimdi o grup kadının yani eşini bulmamış henüz kadınların böyle düşünmesi lazım. Bir de işte 37, 38, 40 her neyse yaş biraz ilerledi, evlendi, hemen çocuk istemiyor. Onların iki türlü de şansı var aslında. Hem eşiyle embriyo oluşturup dondurma şansı var hem de yumurta dondurma şansları da var. Onların da tabii aslında şöyle 35 yaşından sonra evlenmiş bir kadının Hı hı. Bu gözde onu değerlendirecek birisi tarafından değerlendirilip buna göre bir e, yol çizmesi en doğrusu olur. Şimdi sohbetimizin sonuna geldik. Evet. Türkiye e, özellikle her e, kanser, ortopedi ameliyatları, kalp cerrahisi gibi alanlarda olduğu gibi üreme sağlığında ve tüp bebek tedavisinde de dünyada çok iyi bir yerde. Doğru. Yurt dışından da Türkiye tüp bebek tedavisi olmaya gelen pek çok çift var. Şimdi programımızı izleyip özellikle çift olarak e, tüp bebek tedavisi için gelmek isteyen olabilir ya da ileri yaşta bekar bir kadın olabilir ya da e, evli bir çift olabilir. Böyle bir durumda ne kadar zamanlarını ayırmaları gerekiyor? Tüp bebek tedavisi süreci ayrı, yumurta dondurma evet. ayrı sorumun iki boyutu var. Evet, evet, Çok evet. kısa rica edeyim sonra Tabii. da bu bölümü kapatacağım. Her ikisi de adet başında başlıyor biz genellikle adet olduğunda ara iki ya da üçüncü günde gel diyoruz. Hı hı. Yumurta büyüme süresi ortalama 10 gün, 2 gün sonra toplanıyor 12 gün. Yumurta donduracak kadının işi burada bitiyor 12 gün. 12 gün. Ama transferini de olmak istiyorsa o gün mikro enjeksiyon yapılıyor, 3 veya 5 gün sonra transfer yapılıyor. Yani demek ki 17 e, gün en fazla hı, hı. süre içerisinde bitiyor. Ee, özellikle yurt dışından geleceklerin önceden doktorlarıyla irtibata geçip burada olaya daha sağlıklı bir şekilde başlama ihtimallerini arttırmak üzere konuşmaları gerekir, uygun olur. Ben çok teşekkür ediyorum Operatör Doktor Numan Bayaz'a. E. Sağlığım için her şeye katıldınız ee, ve çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer sorularınız varsa ileri yaş gebelikleri, ileri yaştaki kadınlarda tüp bebek ve yumurta ebriyo dondurma ile ilgili iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.